Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi olan K'nın seri üretime geçiş sürecinde yaşanan ilginç bir dönemeçle karşı karşıyayız. Türkiye, bu süreçte geçici bir çözüm olarak Avrupa'nın ortak üretimi Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilgi gösterdi. Ancak beklenmedik bir şekilde Batılı müttefiklerin bu talebe engel olmasıyla karşılaşıldı. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon edinme çabaları, uluslararası ilişkiler ve savunma sanayi açısından yeni gelişmeleri beraberinde getirdi. Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Türkiye'ye verilmemesine rağmen, beklenmedik bir şekilde o ülkeye teklif edildi. Bu durum, Eurofighter üreticileri arasındaki konsorsiyumda bir kriz çıkarabilir. Defense Türk'ün haberine göre, Aralık 2022'de Kolombiya, Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını almak için kararlı bir şekilde adım attı. Ancak, toplamda 16 adet Rafale için ödemesi gereken yaklaşık 3 milyar euro, resmi makamların ödenemeyecek bir miktar olduğu yönündeki açıklamalarıyla reddedildi. Bu noktada, savunma sanayi anlaşması mali boyutlar ve ülkeler arasındaki müzakerelerle farklı bir yöne kaydı. Aralık 2023'te düzenlenen Expo Defensa Savunma Sanayi Fuarında, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Saab Gripen savaş uçağının bir maketi sergilendi. Saab, daha önce Kolombiya hükümetine Gripen uçaklarını tedarik edebileceklerini ifade etmişti. Ancak, Bogota yönetimi Gripen savaş uçaklarının yavaş üretim hızı nedeniyle bu teklife olumsuz bir yanıt verdi. Bu durum sonucunda, Bogota yönetimine Avrupa üretimi Eurofighter'lar önerildi. Kolombiya'nın şu anki durumda İspanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı dışında bir seçeneği kalmamış gibi görünüyor. Ancak burada karşılarına çıkan bir diğer zorluk ise, Türkiye'de olduğu gibi Eurofighter konsorsiyumunun bir parçası olan Almanya'nın resmi olarak satışa engel çıkarması ihtimali. Son süreçte Avrupa'daki askeri teknoloji transferlerinin karmaşıklığı ve diplomatik krizler savunma sanayinde içinden çıkılamaz bir sürece doğru itiyor. Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik isteğinde bulunduğunda, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık bu talebe engel koymazken, Almanya'nın bu tedarike karşı çıkması, Avrupa'nın savunma sanayi stratejisinin karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Türkiye'nin askeri teknolojilere olan talebi ve bu alandaki güçlü konumu, diplomatik mücadeleye yol açmıştır. Bu durumlar, savunma sanayi alanındaki küresel rekabetin ve stratejik çekişmelerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Fakat hesap etmedikleri nokta, Türkiye'nin bu isteğinin sadece geçici bir çözüm olması. Onu da dünya üzerindeki birçok alternatifleri içinde değerlendirebilir. Bir süre sonra ise, kendi milli savaş uçağı K'nı aktifleştirerek hava filosunu daimi güce kavuşturacak olmasıdır. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in 27 Aralık'ta gökyüzüne yükseleceğini açıkladığı K'n, hava sahasına yükselmeye hazırlanıyor. Şu an için belirlenen tarihle biraz zaman geçmesi muhtemel, ancak büyük ihtimalle 27 Aralık'ta olmazsa, Şubat ya da en geç Mart ayında milli savaş uçağımız K'n gökyüzünde görülecek. TUSAŞ, 2028 ila 2029'da 20 adet K'n'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek, ancak projede yer alan Türk mühendisleri, uçuş testlerinin tamamlanmasının ardından, jeti muharebe ready konumuna getirebilecekleri konusunda iddialı. Milli Muharip Uçağımız K'nın prototipleri, test aşamasında 29 bin pound itki üreten 2 adet General Electric F-110 turbofan motoru kullanıyor. Ancak heyecan verici bir gelişme olarak Türkiye, kendi jet motorunu üretme çabalarını sürdürüyor. Türkiye'nin üreteceği motorlar, K'n için 33 ila 34 pound itki gücü sunacak. Çift motorlu K'n, ABD'nin F-22 Raptor'larına benzetiliyor ve çift motoruyla Mach hızını aşma kapasitesine sahip. Yerli motorun entegrasyonuyla birlikte K'nın seri üretime geçilmesi, Türkiye'yi savunma sanayinde bağımsız şekilde avantajlı konuma taşıyacak. Gelecekte, K'nın yapay zeka kullanımıyla bir komuta uçağı olarak MMU K'nın İHA ve SİHA'lara komuta ederek Türk Hava Kuvvetleri'ne yeni imkanlar sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, Türk savunma sanayi, Baykar firmasının Kızıl Elma insansız uçağı ve TUSAŞ'ın Anka 3'ü gibi projelerle ilerleyerek uluslararası alanda dikkat çekiyor. Hava savunma stratejisi açısından Türkiye, F-16'ların modernize edilmiş hali Blok 70'leri elde etmedeki zorluklar ve Eurofighter Typhoon uçakları konusundaki gecikmeler nedeniyle alternatif arayışlara yöneliyor. K'n projesi, düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, yüksek manevra kabiliyeti ve sensör füzyonu gibi özelliklerle yeni nesil bir uçağı temsil ediyor. Türkiye, bu projenin başarısıyla dünyada 5. nesil muharip uçağı üretebilecek nadir ülkeler arasında yer alacak.
Kaan, 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alacak şekilde tasarlanmış, hem hava-hava hem de hava-yer muharebeleri için üstün kabiliyetler sunacak çok rollü savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Savaş uçakları, günümüzde hava operasyonlarında kritik bir role sahip olan teknolojik harikalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uçaklar, hava hakimiyeti sağlama, stratejik bombardıman gerçekleştirme, hava savaş yetenekleriyle düşman uçaklarına karşı üstünlük kurma ve hava zemin görevlerini yerine getirme gibi çeşitli görevleri başarıyla gerçekleştirmek üzere tasarlanır. Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi olan Kaan, bu bağlamda öne çıkan bir tasarıma sahip. Öncelikle, savaş uçaklarında manevra kabiliyeti kritik bir öneme sahip. Hava muharebesinde rakip uçaklardan kaçabilme, ani ve etkili manevralar gerçekleştirebilme yeteneği, bir savaş uçağının temel özelliklerindendir. Kaan, aerodinamik tasarımı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleriyle bu alanda üst düzey bir performans sergileyecek. Ayrıca, modern savaş uçaklarında aviyonik sistemler büyük bir önem taşır. Kaan, radar sistemleri, sensörler ve iletişim ekipmanlarıyla donatılmış olarak gelerek, hava operasyonlarında yüksek seviyede bilgi toplama ve paylaşma kapasitesi sunmaktadır. Bu, hem hava savaş yeteneklerini güçlendirir hem de çeşitli görevlere uygun bir çoklu görev kabiliyeti sağlar. Savaş uçaklarının hava zemin görevlerine uygun olması da büyük bir gerekliliktir. Kaan, bu bağlamda çeşitli silah sistemlerini entegre edebilme kabiliyeti sayesinde stratejik bombardıman, hedef imha ve keşif görevlerini etkili bir şekilde yerine getirecek. Son olarak, savunma sanayisinin temel taşlarından biri olan silah sistemleri, bir savaş uçağının gücünü belirleyen önemli faktörlerden biridir. Kaan, geniş bir silah yelpazesiyle donatılarak farklı senaryolara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme yeteneği sunmaktadır. Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi olan Kaan, sadece bir hava aracı değil, aynı zamanda ulusal savunma sanayisinin ve mühendislik yeteneklerinin bir simgesidir. Bu proje, Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirme ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir konuma gelme hedeflerine önemli bir katkı sunmaktadır.